Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Bugün sizlerle birlikte Kinetic Extra DSL modemi inceliyoruz. İlginç özellikleri var. Kolay kurulum fonksiyonları ve bazı fantastik özellikleri bulunan bu modemle ilgili merak ettiniz. Her şeyi bu videoda hep beraber izleyelim. İstanbul'dan epey uzaktayım. Yaklaşık 400 kilometre mesafedeyim. Neden buradayım? Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi burada bulunduğum yerde 6.1 evdeyim. Burada DSL hizmeti var. Bizim ofiste ve aynı zamanda kendi evimde fiber kullanıyoruz. Elimde tuttuğum ürün de DSL yani ADSL teknolojisine sahip olduğu için mecburen böyle dedik ki başka bir yerde test edelim. Hem de böyle kuş sesleri falan da var. Zaman zaman kuş sesleri de yansıyacaktır muhtemelen mikrofonlarımıza. Güzel bir ortamda 6.1 ürünü sizlerle test ediyorum. Kinetic'i belki bilmeyenler vardır aramızda. Türkiye'ye yakın zamanda giriş yapan bir marka. Bu markanın çeşitli tarzda ürünleri var. Yani modemleri var, işte routerları var ve benzeri ürünleri var. Ama ağırlıklı olarak kaliteli bir modem ürettiğini söyleyebiliriz. Yani kaliteli modemler ürettiğini söyleyebiliriz. Kinetic'in Extra DSL modeli de şöyle. Ekranda göstereyim. Böyle büyük, birazdan detaylarını da vereceğim bunun. Böyle bir ürün. 4 tane şöyle görüyoruz. Şöyle çevireyim. Heh. Şöyle yapalım. 1, 2, 3, 4 tane anteni var. Antenler çıkıyor mu? Yok, çıkmıyor. Şöyle. Bu antenler iki kademeli. Yani istiyorsanız tam dik durabiliyor. Şöyle yapalım. İstiyorsanız şöyle açıyla da durdurabiliyorsunuz. Şu şekilde yaptığımız zaman etki mesafesi de daha yüksek oluyor. Şöyle söyleyeyim. Şöyle yaptığımız zaman da daha biraz daha az olmakla beraber işte şu şekilde de sağa sola Şöyle ayarlayabiliyoruz açılarını. Birazcık gelin isterseniz her zaman yaptığım gibi teknik özelliklerden devam edelim. Kinetic Extra DSL modemin standart bir DSL modem. Aynı zamanda router olarak da kullanılabiliyor. VDSL 2 ve ADSL 2 Plus teknolojilerini destekliyor. USB çıkışı var. Yan tarafta bulunan bir adet USB çıkışını buradan işte sabit disk vesaire bağlayabiliyoruz. 4 adet 10 Mbps gücünde çıkışımız mevcut. Bu arada bu çıkışlar aynı zamanda giriş görevini de görüyor. Yani ne işe yarıyor? Diyelim Ethernet var bulunduğunuz yerde veya fiber var. Direkt Ethernet'i buraya bağladığınız zaman doğrudan doğruya yani bir modeme takarak da kullanabilirsiniz isterseniz. İsterseniz kendisi de aynı zamanda bir modem oluyor ama fiber için değil, ADSL için. Fiberde de kullanılabiliyor ama şifreyi öğrenmek gerekiyormuş. Biz de onunla uğraşmak istemedik. Çünkü bazen verilmiyor bu şifreler biliyorsunuz. ADSL'de şifre almak daha kolay. O yüzden biz de böyle bir tercihte bulunduk. Uygulama üzerinden kolay bir kurulum yapabiliyorsunuz. Bu ürüne 4 adet antenimiz var. Az önce bunun detaylarını gösterdik. Ürünün iddialı olduğu bir taraf ise kablosuz ağlar için bir amfi görevini görüyor. İçinde özel bir devresi var. Bu sayede yüksek bir çekim gücü sunduğunu iddia ediyor. Bunu test ettim ben. Birazdan onun detaylarını söyleyeceğim size. Çeşitli özellikleri de mevcut. Aynı zamanda işte sunucu olarak kullanabiliyorsunuz dosya indirmek için. Medya sunucusu yapabiliyorsunuz isterseniz. Siber güvenlik ilgili bazı özel tehdit korumaları da falan da yapabiliyorsunuz. Bunun gibi özellikler mevcut. Bir dış görünümüne bakalım. Kompakt bir ürün var. Küçük. Şöyle göstereyim. Yani bir karış. Neredeyse bir karış gibi. Şöyle küçük. Hemen şöyle koyayım. Ekranda. Net olarak göreceksiniz. Şu anda görüyorsunuz ekranda. Çok büyük bir ürün değil. Rahat bir şekilde kullanılıyor. Zaten kutusundan çıkartır çıkartmaz da kullanabilirsiniz. Bu arada çok güzel bir kutu içeriği var. Ondan da biraz bahsetmek istiyorum. Şöyle bir göstereyim önce. Şöyle bir kutumuz mevcut. Güzel bir kutu. Burada kutunun arkasında da maşallah bayağı böyle kullanım kılavuzu gibi yani özelliklerini anlattığı daha doğrusu birçok bilgi yer alıyor. İşte ne gibi özellikleri olduğunu buradan böyle uzun uzun yazmışlar. Şu var, bu var, şu var, bu var. Siber güvenlik için şudur budur hepsini anlatıyorlar. İşte güçlü ağ depolama yedekleme, siber tehditlere karşı koruma gibi ebeveyn kontrolü vesaire vesaire var. Aynı zamanda uygulama üzerinden de kullanabiliyorsunuz. Kutu içeriğini anlatalım biraz. Kutu içeriğinde şöyle bir, çok hoşuma gitti bu benim onu söyleyeyim. İnce bir Ethernet kablosu. Bunlar küçük detaylar ama çok ciddi işe yarıyor onu söyleyeyim. İnce bir böyle Ethernet kablomuz mevcut. Bu Ethernet kablosu bir cihaz bağlarken vesaire yaparken bunu kullanıyorsunuz. Bu güzel olmuş. Bir tane splitterımız var. Şöyle göstereyim.
Şöyle göstereyim ekranda. Splitter'ımız mevcut. Splitter'ı bağlamak için telefon kablolarımız. Bir kısa bir uzun. Bunlar gerekiyor zaten. Başka bir şey de yok. Bu ince kablo benim hoşuma gitti. Onu söyleyeyim. Tekrar kutunun içine yerleştirelim. Şimdi ürünün nesini beğendim ben? Ekstra DSL'in. Bir kere kurulumu çok ilginç. Şimdi şöyle, normalde bu ürünlerde biliyorsunuz işte bir arayüzden, ethernetle bağlanıp bir arayüzden girmeniz gerekiyor. Cihazın arka tarafında bir karekod okuyucu var. Bu karekod var daha doğrusu. Karekod'u bir uygulaması mevcut, Kinetic isimli. O uygulamaya uygulamayı telefonunuza yüklediğinizde bu karekodu okuttuğunuzda otomatik olarak kurulumu yapmaya başlıyorsunuz. Ama ADSL kurulumu için şey gerekiyor, şifrenizi ve username'inizi biliyor olması gerekiyor ve bulunduğunuz yerde bir ADSL hizmetinin olması gerekiyor. Sadece şifreyi ve kullanıcı adını ve şifreyi giriyorsunuz. Gerisi bütün işlemleri otomatik olarak cihaz yapıyor. Yani çok teknik bilgi bilmenize gerek yok. Arayüzü çok güzel, çok rahat ve kolay bir arayüz var. Çok karışık bir arayüzü yok. Hatta ben girdim, karıştırdım. Böyle birçok özelliği var. Mesela cihazın yan tarafında bir function tuşumuz var. Yan tarafta bulunan bir function tuşu var. Bu function tuşuna FN şeklinde yazılmış. Bir şey atayabiliyorsunuz işte Wi-Fi'yi kapat, ne bileyim. Disk bağlıysa disk çıkar gibi çeşitli fonksiyonları arayüzden atayabiliyorsunuz. Mesela VPS özelliği var. Bu VPS özelliği hemen üst kısmında bulunan bir düğme var ama VPS yazmıyor mesela. Onu oradan kullanabiliyorsunuz. Bunun için sade bir tasarım mevcut. Ama bu arayüzden birçok şey yapabiliyorsunuz. Çok güzel de bir uygulaması var. Bakın uygulama çok hoşuma gitti. Şimdi ekranda onun detaylarını göstereceğim size. Uygulama üzerinden işte o an modeme bağlı olan cihazları görebiliyorsunuz. İsterseniz bunun için sınırlama getirebiliyorsunuz. Yani diyelim ki komşunuza şifrenizi verdiniz. Girdi sizin Wi-Fi'ye. Ama sonra o şifreyi kapatmak istiyorsunuz. Direkt o ismini kişi bağlıyken kapat diyorsunuz, engelle diyorsunuz. Bağlı olmasa da bu arada engelleyebiliyorsunuz. Bir daha bağlanamıyor zaten. Birçok ayarları yapabiliyorsunuz. Yine arayüz kadar çok zengin olmasa da bazı ayarları yine bu şey üzerinden yapabiliyorsunuz. Bazı uygulamaları bu uygulamadan bazı uygulamalar yükleyebiliyorsunuz. İşte az önce bahsettiğim gibi medya özelliği, medya sunucusu ya da indirme sunucusu falan da buradan yükleyebiliyorsunuz. Yani çok basit bir arayüzü var ama her şeyi de yapabiliyorsunuz. Benim hoşuma gitti. Özellikle böyle download hızını sınırlandırması da çok güzel olmuş. Yani mesela istediğiniz bir cihazı, o an bağlı olan bir cihazın hızını düşürebiliyorsunuz. Diyorsunuz ki işte 2 kilobit olsun, 3 megabit olsun, 5 megabit olsun. Onu ayarlamanız çok güzel olmuş. Veya tamamen engelleyebiliyorsunuz. Statik IP atayabiliyorsunuz o cihazlara. Bu gibi özellikleri hem uygulamadan hem de arayüzden yapabiliyorsunuz. Sundukları şeyler çok güzel. Aile şeyi yapabiliyorsunuz. Yani aile profili oluşturabiliyorsunuz. Aile profiliyle beraber birçok özelliği de kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda siber güvenlik de sağlayabiliyor. Siber güvenlik tarafında da hani reklamları kapat, reklamları engelle falan gibi direkt modem seviyesinde bunu yapabiliyorsunuz. Bu da güzel olmuş. Siz yine reklamları kapatmayın. Sitemizde var bizim malum. Ama yapabiliyorsunuz bunu. Yani böyle bir şeyiniz var. Birçok ayarı bu arayüzden ya da uygulamadan yapabiliyor olmak güzel. Bu arada uygulamayı uzaktan da kullanabiliyorsunuz. Mesela şöyle bir senaryo düşünün. Benim burada mesela 6.0'da annem yaşıyor. Bu annemin modemini uzaktan güncellemek, işte şifreyi değiştirmek, o şifreyi başka şekilde kullanmak gibi birçok şeyi ben uygulamayla aynı şehirde olmasam da, aynı ülkede bile olmama gerek yok. İnternet üzerinden yapabiliyorum uygulama sayesinde. Bu bence çok güzel olmuş. Kapsama alanı çok başarılı bir kere. Şimdi standart bir modem vardı burada. Standart modemi çıkardık. Bunu taktım ben. Şöyle söyleyeyim. Yaklaşık 10 metrelik bir alanda çekmiyordu standart modemde. Bunun üzerinde malum gördüğünüz gibi 4 tane anten olduğu için antenler de epey büyük. Yani bir karış, tam bir karış neredeyse. Bir karışlık bir mesafesi var. 4 tane anten olduğu için 10 metreyi geçtim. 15 metreye kadar, yani bizim arka tarafta bir balkonumuz daha var. O balkonuna bile artık internet çekiyor. Bunu söyleyeyim, çok başarılı. Çekim, yani menzili çok arttırıyor. Tabii 4 tane olunca böyle. Bunu biraz daha böyle farklı açılarla ayarlarsınız. Hani etki gücünü de daha da arttırmanız mümkün. Yani normal bir modeme göre çok daha başarılı olduğunu söyleyeyim. Biliyorsunuz internet servis sağlayıcılar genelde ucuz ya da çok fonksiyonu olmayan tarzda modemler vesaire size veriyorlar. Tabii ki kendine göre haklı sebepleri vardır ama böyle kaliteli bir şey istiyorsanız kesinlikle Kinetic'in bu veya benzer ürünlerini şiddetle öneriyorum. Ama bu birazcık niş ürün bunlar. Hani bilmek lazım, anlamak lazım. Fiyat tarafında 590 liralık bir fiyatı var bunun. En azından bu incelemeyi yaptığım ben işte 11 Ekim itibariyle söyleyebileceğim bir rakam bu. Tabii ucuz bir değil. Yani 200 lira da modem alabilirsiniz. Çok daha ucuz da birazcık. Hani zorlasanız 150'ye falan da modemler var ama hani bu kabiliyetleri sunan, size bu kadar esneklik sağlayan ve
Aynı zamanda bu cihazın şöyle bir özelliği, onu da söyleyeyim. Firmware'ini falan da kendi güncelleyebiliyor. Böyle bir ürün piyasada çok fazla yok. Olanlar da zaten 3 aşağı 5 yukarı bu fiyattan satılıyor. Yani kaliteli bir şey istiyorsanız birazcık paraya kıymanız gerekiyor. Ama bir sefer alacağınız bir ürün bu. En az 3-4 sene çok rahat kullanırsınız. Onun garantisini ben vereyim. Türkiye'ye yeni giren bir marka ama aslında dünyada uzun yıllardır faaliyetleri olan bir marka Kinetic. Eğer kaliteli bir modem, ADSL modem istiyorsanız ya da normal modemin ucuna takıp ben bunu işte router olarak kullanmak istiyorum. O da bir seçenek olabilir. Modemin Wi-Fi özelliğini kapatıp bunun üzerinden de devam edebilirsiniz. Bu da bir seçenek olabilir. Dediğim gibi öyle bir özelliği var. Çok güzel bir ürün olmuş. Kesinlikle öneriyorum. Ama dediğim gibi birazcık niş bir ürün. Çok karmaşık bir arayüzü yok. Siz bir rahat bir şekilde siz bile yapabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Çok böyle hani şifreyi bilmeniz yeterli. Bunun için de internet servis sağlayıcıya ulaşıp ben şifremi öğrenmek istiyorum dediniz. Zaten size kullanıcı adı ve şifreyi söylüyorlar. Buna yüklediğiniz zaman 5 dakika içinde kurulum yapılıyor. Biz öyle yaptık. Ben de burada kendi evimde bu şekilde bir kurulum yaptım. 5 dakika sonra da hızlı bir şekilde çalışmaya başladık. Download ve upload hızları da iyi. Tabii ki doğal olarak bu birazcık altyapıya da bağlı buradaki. Ama hani altyapının size sunduğu hızı sonuna kadar kullandırtan profesyonel bir ürün olmuş. Kinetic Extra DSL ile ilgili merak ettikleriniz varsa bu videonun altında bizlerle paylaşabilirsiniz. Hepsini tek tek yanıtlayacağımız konusunda söz verebilirim. Teknoloji Oku'nun YouTube kanalına abone olmayı, bizleri aynı zamanda Instagram, Facebook ve Twitter hesaplarından takip etmeyi unutmayın. Farklı bir videoda, farklı bir şekilde karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.